Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Şu anda Tokat'ta muhteşem bir Osmanlı mimari örneği olan Ali Paşa Camisi'nin avlusundayız. Ali Paşa Camisi'nin avlusuna girdiğimizde bizi bu muhteşem ahşap şadırvan karşılıyor. 16. yüzyıldan kalma ahşap bir şadırvan. Ali Paşa Bosnalı olup Enderun'da yetişmiş devşirme bir kişi. 3 dönem Erzurum, Bağdat, Karaman ve Anadolu Beyler Beylikleri yapmış bir kişi. Ali Paşa'nın türbesi hemen cami avlusunun kuzey doğusunda. Evet değerli arkadaşlar, Ali Paşa Camisi'nin avlusunun kuzey doğu köşesinde. Burası da Ali Paşa türbesi. Türbede Ali Paşa, oğlu ve eşine ait mezarlar var. Evet. Ali Paşa Camisi'nin şadırvanı ve üstündeki muhteşem ahşap bölüm. Evet, Ali Paşa Erzurum Beylerbeyi iken Sivas defterdarı olan oğlu vefat edince Tokat'a bir cami ve türbe yapılmasını ister. Cami inşaatı başlar. Ali Paşa'nın da ömrü cami inşaatının tamamlanmasına yetmeyince şu gördüğünüz batı ve doğuda eksik kalmış duvarlar tamamlanamadan cami bugün görüldüğü bu şekliyle günümüze ulaşır. Evet, caminin son cemaat yeri az önce söylediğim gibi böyle tamamlanmadan son duvarlar yarım kalmış. Burası batıda, aynısı doğuda da yarım. Son cemaat yerini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sütunla, sütunun ayakta tuttuğu 7 tane kubbe var. Bu sütunların hepsi mermer. Şimdi caminin içine doğru giriyoruz. Az önce dediğim gibi muhteşem İstanbul camilerine benziyor. Miladi 1566-1572 tarihinde Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Dönem 2. Selim dönemi. Sokullu Mehmet Paşa dönemlerine de denk geliyor. Evet. Camiyi dıştan gördüğümde ilk önce Mimar Sinan'ın camilerine çok benzediğini düşündüm ama Mimar Sinan'ın yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Şöyle bu taraftan göstereyim. Işık var. Evet, yüksek ve geniş bir kubbe ile örtülü.
Bu kubbe doğu ve batıdan bu kemerler, köşelerde de yarım kubbelerle destekleniyor. Tamamen muntazam kesme taşlarla inşa edilmiş bir cami. Üst katı da var. Minberi ve mihrabı mermer. İstanbul'daki Selahattin camilerinin aynısı. Buradan üst kata çıkılıyor. Evet, ikinci katlara bu merdivenlerden ve hemen buradaki merdivenlerden çıkılıyor. Merdivenler karanlık. Şöyle yavaş yavaş bu karanlık merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Ve çıktık. Üst katta bölümler, buralar. Burası da aşağıdan yukarıya iki çıkış merdiveninin olduğu yer. Pencere kanatları. İzmit'teki Perde Paşa Camisi'nin kubbesinden daha yüksek. Daha geniş bir cami. Evet değerli arkadaşlar, Tokat'tan Ali Paşa Camisi'nden hoşça kalın derken şu güzel görüntülerle bitiriyorum.